Selamun aleyküm arkadaşlar, Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün videomuzda size yeni koyunlarımızı göstermek istiyorum. Gördüğünüz şurada arkadaşlar. Bunların hepsini yeni aldım. Bunlar Bafra sakızı, herek, Bafra sakızı, kırmaları yani tam Bafra sakızı olmamışlar. Şöyle bir arada bir kedimiz de var, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fareye çözümü kediyle bulduk. Onu da söyleyeyim. Artık fareden eser kalmadı. Köpeğimiz, yeni köpeğimiz Paşa bu koyunların yanında yaşıyordu arkadaşlar. Koyunlarla beraber onu da aldık. Artık o da burada yaşayacak. Koyunların içine ayrılmak istemiyor. Şöyle koyunların önüne bak 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 bak. He 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 sensin sensin Paşa. Paşa Paşa Paşa. Aferin benim oğluma. Evet. Evet paşa. Evet arkadaşlar, bu çatının üstünde şöyle bir açıklık vardı. Orayı kapattık. Onu da söyleyeyim. Şu tarafı da kapatacağız. Eğer çok böyle soğuk olursa, anlarsak kapatacağız yani orayı da. Ama koyunlarımızı şöyle göstermek istedim. Bu arada koyun videosu deyince hemen aklıma Kıbrıs'tan Rıfat Kutça kardeşim geliyor. Rıfat, gördüğün gibi buradan Kıbrıs'a kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Rıfat'a da özel gönderiyorum. Ve Rıfat'a itaatle söylüyorum. Rıfat bak, koyun 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 dedin, en son beni koyuncu ettin. Bakın orada güzel bir koçumuz var. Şöyle yanaşalım yavaş yavaş ya da çekelim. Yakın nakaracı alalım. Bakın arkadaşlar, koçumuz da bu. Evet, görüyorsunuz. Bu da Bafra sakızı orijinal koyunumuz. Koçumuz daha doğrusu. Bir tane daha koç var burada. O şu an yem yiyor herhalde. O daha çok, daha ziyade sile Bafra sakızı. Daha orijinal. Köyükten, çiftlikten gelme arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam oğlum, tamam, 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 evet. Bakın arkadaşlar, bir başka. Bir tane daha koçumuz var burada. Bu biraz daha kıvırcık. Evet, Gökyörük'ten gelen bu herhalde. Daha orijinal olan, düz tüylü. Oğlum, gel bakayım, gel. Gel bak, gel bakayım sana, gel, gel. Tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Kediyi gördü, evet, paşa kediyi gördü. Paşa, kediyi mi gördün? Kediyi mi gördün sen? Paşa, kediyi mi gördün oğlum? Oy, 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 sen çok tatlı bir şeysin yav. Dede kutlusu seni yaratana. Şu güzelliğe bakın ya. Bir de kızıyormuş ya beyefendi ya. Koyunlarıma zarar verir diye korkuyor arkadaşlar. Koyunların yanından çıkmak istemiyor yani. Öyle bir koyunları seviyor ki. Paşa. Ha oğlum he. Kardeş oğlum o kardeş. Fareleri yakalıyor. Bak o da bir görev yapıyor. Senin burada koyunların rahat yesinler diyor. O da fare yakalıyor. Oğlum anladın mı? Ya ya. Ya ben diyor onu yiyeceğim diyor ya. Ben onu yırtacağım diyor ya. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an yem saati ama. Şöyle boyalı olanlar boş arkadaşlar. Bunlar boşlar. Şöyle boşlar. Yani yavru atmışlar galiba. Boş gibiler. İşte bakalım. Bunlar tekrarında yük alırlar buradan birkaç gün içinde. Öyle ümit ediyorum. Koyunları bizim bu havzada Küflek diye bir köy var. Onu muhtarından aldık. Cihat. Muhtar Cihat'tan aldık. Ona da burada selamlar gönderiyorum. Aslında direkt onları almadık. Musbul Ağaçlı koyuncu Mehmet Altınok diye bir kardeşim. Mehmet Cihat muhtardan aldı. Ben de Mehmet'ten aldım. Paşa paşa Bir dur da. Bir dur da oğlum. Dur. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Evet çok akıllı. Beni de benimsedi hemen. Görür görmez. Hemen ona arkadaşlar. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Bakın şöyle bir yağ var üzerinde hafiften. Hemen biri bitere karşı bir ilaç döktük. Koyunlara döktüğümüz ilaçtan. Üzerinde bit pire varsa da gitsin diye.
Çok tatlı köpeğimiz ya, maşallah ya, maşallah. Çok teşekkür ediyorum buradan arkadaşlar, sizin de huzurunuzdan muhtar Cihat'ımız, Cihat kardeşimize. Bu köpeği istediğim ondan, beni kırmadı, bana verdi. Aslında vermek istemiyordu. Önce bir tane daha bunun biraz yaşlısı vardı. Onu al dedi. Ben de bunu verirsen alırım dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Verdi arkadaşlar. Evet. Koyunlarımız. Koyunlarımız köpeği tanıyorlar arkadaşlar bu arada. Koyunlarımız köpeğe yabancı değil yani. Köpekle tanışıyorlar. Köpek de onları tanıyor. Köpek zaten onların yanından ayrılmak istemiyor. Gel hadi gel gel gel, rahat rahat yesinler ya. Şöyle ben biraz çıkayım da. Rahat rahat yesinler. Paşa. Tamam mı oğlum? Oğlum paşa. Evet arkadaşlar, bunlar koyunların bir kısmı. Şimdi size diğer taraftaki koyunları göstereceğim. Diğer bir bölmede kuzulu koyunlar var arkadaşlar. Onları da bir başka video yapalım aslında. Bu videoda hepsini birden göstermeyelim. Benim eski koyunlarım ve bu koyunların içinden bir takımını oraya koydum. Çünkü buraya hepsi sığmazdı. 91 taneydiler. Yani şu anda 140-150'nin üzerinde koyunumuz var arkadaşlar. Kuzularla mesela beraber hesap edersek 150'nin üstünde. Evet yani Rıfat kardeşim yavaş yavaş Mahmut abinin de koyuncu oluyor. Şimdi koyunumuz da var, büyükbaşımız da var. Bakacağız. Koyunumuz eğer randıman verirse, eğer becerebilirsek koyuna devam edeceğiz arkadaşlar. Beceremezsek yani piyasası var, koyunumu satarız. Hiç de önemli değil. Ama koyun ara sıra bu çiftliğe girip çıkması lazım. Çünkü koyun demek bereket demek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki atamız İbrahim Peygamber Efendimiz Hazretleri koyun bakıyordu. Allahu Teala Halilim diye seslendi. Halil İbrahim Peygamberimiz koyun bakıyordu. Koyun bereketli bir hayvan yani, daha kısacası. Biz de koyun bakmaya niyetlendik. Koyun bir müddet bakacağız. Eğer bizi kurtarırsa koyuna devam edeceğiz. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Kimi insanlar diyorlar ki mesela koyun her türlü kurtarır. Tabii. Şimdi bir koyun bakmak var, bir de koyun bakmak var. Büyükbaşta da biz aynı şeyi yaşıyoruz. Ya işte hayvan her türlü kurtarıyor, kurtarıyor. Yani şöyle akıllı davrandığınız zaman alım satım günlerini, zamanlarını iyi hesap ederseniz tabii ki her türlü hayvan işi illaki kurtarır. Şöyle bir istisnalar var mesela, bu sene olduğu gibi bir piyasa kırıklığı oluyor. İşte piyasada bir kargaşa oluyor falan filan, böyle tuhaf tuhaf işler oluyor biliyorsunuz işte. Bazı malzemeler mesela yem gibi çok fiyatlanıyor ama satacak olduğunuz malzeme ucuz oluyor. Tabii ki böylesi zararlar oluyor. Ara sıra oluyor. Ara sıra kar da oluyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela başka insanlar, birçok insanlar, daha doğrusu başka insanlar derken herkesi kastetmiyorum arkadaşlar. Birçok insanlar hayvanını aç bırakıyor. Yani benim tabirime göre aç bırakıyor. Yani o insana sorarsan... Tamam, paşa, paşa. Tamam oğlum. Ama benim tabirime göre gel. Benim tabirime göre aç bırakıyorlar. Çünkü ben yemi acımıyorum arkadaşlar. Ben hayvanım, yemi acımıyorum. Hiçbir hayvanımdan acımıyorum. Yani hayvanı aç bırakarak para kazanacaksın. Tamam paşa. Tamam paşa, dur da oğlum ya. Video yapıyoruz oğlum. Görmüyor musun oğlum? Sus hadi. Yani hayvanımız bak eşek herife bak. Hıyar. Paşa. Ya sen ne bir şey, nasıl bir tatlı bir şeysin ya. Şuna bakın ya, delirdi kediyi görünce, delirdi. Yani hayvanı mağdur edip de para kazanacaksak arkadaşlar, bu para bize lazım değil. Hayvanımız da rahat olacak, sıhhatli olacak, sağlığı sıhhati besisi yerinde olacak. Biz öyle para kazanabiliyorsak kazanacağız. Yoksa biz hayvanımızı işte maliyetini düşürelim, tamamen ticari olmaz arkadaşlar. Bazen YouTube'da videolara bakıyorum. İşte arkadaşlar diyorlar ya işte yem maliyetini düşürmeniz lazım. Yoksa zarar eder falan filan, böyle şeyler söylüyorlar. Tamam doğru, yem maliyetini düşürmek lazım ama hayvanı da mağdur etmemek lazım arkadaşlar. Hayvan yemini yesin, doysun, besisi güzel olsun. Hayvanın iyi olsun, besili olsun, kaliteli olsun, biraz daha pahalı sat. Yani benim felsefem bu arkadaşlar.
Yani ben bu hayvana tamamen ticari manada bakamam. Benim vicdanım buna el vermez. Tamamen ticari baksam belki 3 kazanırım. Ben 1 kazanayım. Bir kazanayım. Hakkıyla kazanayım. Bu dünyanın öbür dünyası da var arkadaşlar. Yani bunları çok da böyle konuşmaya gerek yok ama gerçekten öbür dünyada bu dilsiz hayvanlar için hesap vermek çok zor bir şey olsa gerek. Hayal bile edemiyorum. Yani tüylerim diken diken oluyor. Yani bu hayvanı düşünsene şimdi işte para kazanacağım diye bu hayvana yem verme, sade saman ver veya sade ot ver. Ondan sonra öbür dünyada hayvan senden şikayetçi. Buyur. Gel de öde bakalım borcunu hadi. Gel de hakkını öde bakalım. Yani o yüzden hayvanların da haklarına girmeyeceğiz. Hayvanların da haklarına girmeden helal bir şekilde hayvanları da mağdur etmeden onları da memnun ederek para kazanabiliyorsa kazanacağız. Yoksa bu işi bırakacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet biraz fazla uzattım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.